Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bugün sizlere boyun bölgesi ağrısı için bir masaj yöntemi göstereceğim. Bu masajı yapınca aynı zamanda şu bölgeyi ve şu bölgeyi de rahatlattığımız için sırt ağrısı ve omuz ağrısı problemlerinde bu masaj kullanılabilir. Masajı yapmadan önce ya bu bölgeye krem sürersiniz ya da zeytinyağı, kantaron yağı gibi herhangi bir yağ sürebilirsiniz. Başlayabiliriz. Evet, başımızı öne alalım. Evet, kolları biraz daha gevşek bırakalım. Tamam. İlk başta kürek kemiğinin üstünden başlıyoruz. Her iki elimizle buraya kadar rahatlatmamız gerekiyor. Bu bölgede özellikle levator scapula ve trapez kası var. Boyun bölgesi tutulduğunda bu iki kas spazma girebiliyor. Bunu rahatlatmak için bu masajı kullanabilirsiniz. Masajı yaparken aşağıya doğru yaklaşık olarak 80-90 derece arası bir açıyla parmaklarımızı bastırıyoruz. Hastanın ağrı eşiğinde yapıyoruz masajı. Çok ağrısı oluyorsa basınca azaltıyoruz. Daha yüzeyli yapıyoruz. Evet, buradan buraya doğru. Ben bunu tek taraflı göstereceğim. Aynısını sağ tarafa da yapabilirsiniz. Tamam. Sonra aynı kası elimizle şöyle kneading yaparak gevşetiyoruz. Evet. Bunu yaparken çok şiddetli ağrı olmaması gerekiyor. Bu masajı birer gün arayla yapmanız gerekiyor. Çünkü bunu yaptıktan sonra bir gün sonra o bölgede hassasiyet olabiliyor. Evet. Sonra bunu yaptıktan sonra omurgamızın her iki yanında boyun bölgesinden başlayıp ta aşağıya kadar inen paraspinal kasları gevşetmemiz gerekiyor. Bunun için boyun bölgesinden değil de biraz daha aşağıdan başlarsanız daha sağlıklı olur. Şöyle gevşek bırakalım. İlerleyen videolarda sırt masajını da detaylı bir şekilde göstereceğiz inşallah. Burada yüzeyel bir şekilde değinmiş olduk ama. Evet, biraz ağrı oluyor herhalde. Evet, masajı yaptıktan sonra o bölgede biraz kızarma olacak. Aşırı bastırmazsak şiddetli bir morarma olmaz. Bu yaptığımız bölgede aynı zamanda trapez kasının orta parçası da bu bölgede. Onu da rahatlatmış oluyoruz. Bu da özellikle kürek kemiği bölgesinde ağrı hissedenlerde kulunç dediğimiz ağrı tipinde bu masaj işe yarıyor. Evet, sonra bunu elimizle yana doğru açarak. Bu şekilde.
Bu masaj tek seansa dahi çok fazla miktarda rahatlama sağlıyor. Bunu düzenli olarak 5-6 kere yaptıktan sonra zaten etkisini fark edersiniz. Tamam, şimdi kalkalım. Evet. Kalktıktan sonra şu tarafı çekelim. Bu boynumuzun yan bölgesindeki kas kitlesini gevşetmemiz gerekiyor. Onun için şuradan başlıyoruz. Buradan çapraz bir şekilde kulağa doğru. Evet. Toplam 10 dakikanızı almayacak masaj. Ama çok etkili. Evet, buna şunu da ekleyebilirsiniz. Ben bunu bu şekilde yukarı doğru getirirken siz kafanızı sağa doğru çevirin. Evet. Şimdi düzeltelim. Benle birlikte çevirelim. Çevirelim. Güzel. Geri gelelim. Bir daha çevirelim. Bunu da eklerseniz hareket kısıtlılığı varsa o da açılır. Güzel. Bir daha. Bir daha. Çevirelim, 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 çevirelim. Güzel. Güzel. En sonunda biraz daha aşağıya iniyorum. Şu gördüğümüz, şurada hemen klavikula var. Köprücük kemiği. Hemen onun üstünden kulağın biraz daha önüne doğru. Evet, bunu yaparken de çevireyim. Çevirelim. SKM dediğimiz kas bu. Sternocleidomastoidum. Bu da özellikle boyun rotasyonunda çok önemli. Evet. Çevirelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza da abone olalım. İlerleyen videolardan haberdar olmak istiyorsak bildirimleri de açalım. Bizi takip etmeye devam edin. Sağlıcakla kalın.